sürekli olarak, kasıtlı olarak yeryüzünde bir takım ajanslar, haber merkezleri, bir takım basın yayın organları, gazeteler, mecmualar, dergiler, bunun yanında medya dedikleri görüntülü, yani televizyonlar, televizyon kanalları ve bu kanallarda konuşanlar, bu kanallarda program yapanlar, paneller, konferanslar, açık oturumlar, tartışmalar, forumlar, bir sürü görüyorsunuz kelimelerle bu işi yapıyorlar. Hepsini dikkatle, ibretle, alakayla incelerseniz, dinlerseniz, takip ederseniz Müslümanların tanıtılmasında kast-ı mahsus ile Müslümanları adeta saldırgan, Müslümanları insan haklarına saygısız, Müslümanlar gelirse şöyle yapacaklar, böyle vuracaklar, böyle kesecekler, şöyle asacaklar, Müslümanlar gelirse şöyle insan haklarını çiğneyecekler tarzında bütün dünyada ve Türkiye'de müşterek yürütülen Müslümanların aleyhinde Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırı bir propaganda var mı yok mu? Var. Kasten bunu yapıyorlar. Bunu yaparken dünyanın gözü önünde Bosna'daki Hristiyanların vahşetini gizlemeye çalışıyorlar. İki senedir dünyanın göz önünde kadın, kız, çoluk, çocuk, beşikteki yavru demeden oradaki insanları, Müslümanları katleden, katliam yapan Sırplar Hristiyan mı değil mi? Bir kere bunu ortaya koyalım. Hiç bu Hristiyan kelimesini kullanmıyor şerefsizler. Efendim Hristiyanlar insancılmış. Hristiyanlar insan haklarına saygılıymış. Hristiyanlar medeni adamlarmış. Sen bu laflarını git de eşeklere anlat. Daha bizi anlatamazsınız. Daha Müslüman bunlar yutamaz. Öyle bir vahşetinizi 20. asrın sonunda Bosna'da sergilediler ki bu kafir Hristiyanlar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Hristiyanlar. Rahmeten lil alemine düşman olan bu adamlar 2,5 senedir kıtır kıtır çocuk kesiyorlar. Kadın kesiyorlar. Öldürdükleri Bosna'da, Bihaç'ta, Gorajde'de vesaire yerlerde öldürdükleri insanların organlarını, böbreklerini, karaciğerlerini bütünüyle Avrupa'ya götürüp bankalara satıyorlar. Bosna'da öldürülen, şehit edilen, Gorajde'de öldürülen, şehit edilen Müslümanların cesetlerinde hiçbirisinde böbrek yok. Hiçbirisinde kalp yok, hiçbirisinde karaciğer yok. Ne oldu bunlar? Satıyorlar 1000, 100 bin, 10 bin dolara. Organ nakil bankaları var. Bu vahşet değil mi? Şerefsiz Hristiyanlar, imansız kafirler. Efendim onlar vahşi değilmiş, Müslümanlar vahşiymiş. Müslümanlar gelseymiş, insan haklarını çiğneyeceklermiş. İnsan haklarını dünyanın göz önünde çiğneyenlerin kim olduğunu hayvanlar bile anladı. Niye peki Müslümanlara itham ediyorlar? Niye Müslümanları tam aksine saldırgan, katil, vahşi niye göstermeye? Demek bu işin altında bir oyun var, bir tezgah var, bir musibet var. Hani insan hakları? Almanya'da şu anda, Almanya'da Alman polisine kayıtlı 48 milyon köpek var. Köpeğe bu kadar düşkün insanlar. Orada kasıtlı olmasa bile Almanya'da şu anda bir kimse bir köpeğe ayağıyla şöyle köpeğe dürtse, ayağıyla hafif yollu bir tekme atsa dava açılabiliyor hakaretten. Köpeğe hakaretten dava açabiliyorlar. Ama Bosna'da 2,5 senedir insanlar kıtır kıtır doğranıyor. Bunu hakaret sayıp dava açamıyorsunuz Birleşmiş Milletler'de. Şu anda dünya Müslümanların akıtılan kanı vallahi köpeklerin kanından daha ucuz.
Niye bu hale geldi Müslümanlar? Nasıl bu hale geldi? Bütün bunlar araştırılması lazım. Bosna'daki hadiseden ibret almayan Müslümanların Allah belasını verecek. Belasını verecek. İbret almayan Müslümanları diyorum. Korkunç bir şeydir bu. Ama hala dünya Müslümanları korkunç şekilde gafletin içindedir. Uykudadır. Gaflettedir. Sapıklığın içindedirler. Hiçbirisinde bir kaynaşma, bir canlanma, bir durum yok. Hepsinin başına bir çorap örmüşler. Hepsinin başına bir bela koymuşlar. Onlar o belayla meşgulken Hristiyanlar da çok rahat bir şekilde Avrupa'da Müslümanları temizliyorlar. Müthiş. Mevzu böyle devam ederken demek ki yeryüzü Müslümanları, hususen yeryüzü Müslümanlarına 1000 sene, 650 senesi Osmanlı ecdadımızın başında bulunmasıyla tecelli eden yeryüzündeki Müslümanlara 650 sene sahiplik etmişiz. Açsınlar, baksınlar, tarih ortada. Bunu kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Yeryüzü Müslümanlarına Osmanlı ecdadımız Yemen'den Polonya'ya kadar, Cezayir'den bilmem nereye kadar bütün dünya Müslümanlarını himaye etmişler, haklarını korumuşlar mı, korumamışlar mı? Osmanlı'nın yıkılışından bu yana dünya Müslümanları vallahi sahipsizdir. Irzları çiğneniyor, kanları akıtılıyor, gayrimenkulleri yıkılıyor, yıktırılıyor, hiçbirisine sahip çıkan yok. Bakın şu anda dünya üzerinde burnu kanayan bir tek Hristiyan var mı yok mu? Niye? Sahibi var, papası var. İtalya'da, Roma'da papa diye bir adam var mı yok mu? Papa, Hristiyanların korucusudur. Şimdi o kafi gelmedi, ikinci bir taneyi daha ortaya çıkarttılar. İstanbul'daki, Fener'deki Rum patriği. Patrik yok mu canım İstanbul'da? Patrik. Bakın ayın 20'sinde, 20 Nisan'da Avrupa Parlamentosu'nda devlet başkanı olarak karşılandı. Bunu bütün dünya, eğer Müslümanlar takip etmiyorsa Müslümanlar gafildir. Adım adım takip edeceğiz bu işleri. Çünkü onların toplanması bizim dağılmamız içindir. Yani şimdi diyelim ki bir yayladasınız. Anadolu'da bir yayladasınız, sürünüz var, binlerce koyunlarınız var. Bir tane kurt gelse o kadar korkmazsınız. 100 tane kurdun bir araya geldiğini düşündüğünüz zaman, 100 tane kurt bir araya geldiği zaman endişe eder misiniz, etmez misiniz? İşte bunlar da böyle bir araya geliyor. Endişe etmeyelim mi yani? Niye toplanıyorlar? Niye birleşiyorlar? Hedef İslam'dır. Bunu kimse başka türlü düşünmesin. Devlet başkanı sıfatıyla karşılandı ve ilk defa Avrupa Parlamentosu'nda bir papaz, bir patrik, sakallı, haçlı, başından bilindiği gibi o Hristiyanlığın kapkara, zifiri kıyafetiyle ilk defa konuşma yaptı ve Avrupa Parlamentosu bu papaya cihan patriği sıfatını verdi. Bir rütbe diyelim ona, onlara göre bir rütbe verdiler. O rütbenin adına ekümenik patrik, bakın ekümenik demek Yunanca, Latince, ekümenik demek bütün dünyanın demek, cihan patriği. Bugün İstanbul'a geliyor bu adam. Devlet başkanı sıfatıyla İstanbul'a geliyor. Nedir bunlar? Ne oluyor bu işlere? Bunlar nasıl hazırlanıyor? Kimler bunları hazırlıyor? Bütün bunlar kurtların bir araya gelmesidir. Kurtlar bir araya geldiği zaman hedef kuzulardır. Hristiyanlar bir araya geldiği zaman